Ben Çorum, Kürt, Alevi bir gelenekten olan devrimci Bayram Ardık. Kendim işçi emeklisiyim. Çorum katliamı ya da katliam girişimi Çorum olayları şeklinde lanse edilen basında ya da değişik çevrelerdeki sorunun ana tespiti, en doğru bakışı bence şeydir. Çorum'da antifaşist halk direnişidir. Çünkü bunu söylememizin, bu tespiti yapmamızın en önemli nedeni bizce Maraş ve diğer illerdeki yapılan katliam girişimlerine karşılık Çorum'daki devrimcilerin Çorum'un demografik yapısından kaynaklı böyle bir saldırı ve katliam girişimin de olabileceğini önceden tespit edip bu konuda fikir, düşünce sahibi olması, hazırlık yapma gereğini bile düşünmüş olması böyle bir katliam girişimine yönelik bir direnişi doğuran ana sorundur, ana meseledir. Çorum kısmen Karadeniz, İç Anadolu'da yer alan bir ildir. Alevi nüfus Sünnilerin ağırlığına göre %35 civarında bir yoğunluğu olmasından dolayı dikkat çeker. Yoksa nüfus olarak gene Sünnilik çoğunluktadır. Çerkezler, Kürtler, Kürtlerin değişik aşiretleri, Kürdistan'la aşiret ilişkisini sürdürenlerin olduğu gibi bizim aile ve bizim köyümüz gibi Kürdistan'dan mecburi iskana tabi tutulmuş olma tarihi çok eskidir ki büyük ihtimalle Yavuz dönemidir. Kürt ve Alevilik bir arada olunca babalarımızdan, dedelerimizden aşiret ilişkimizi filan bilmeyiz. Anlatılmış da değildir. Yakın tarihi olsaydı en azından işte İstiklal Savaşı dönemindeki isyanlardan, Dersim'den, Şehzait'ten ya da Koçkiri'den kaynaklanan bir mecburi iskan sürgün olmuş olsaydı bunları bilirdik. Çok daha eski ki büyük ihtimalle de Yavuz döneminde de büyük tesikatlar yapılmış, mecburi iskanlar yapılmış. Belki o dönemden kaynaklandığı için tam olarak bilmiyoruz. Aleviler Çorum'da Kale Mahallesi, Minönü denilen o çevrede ve Bahçelievler Mahallesi'nde yoğunlaşmış olup genellikle de yerli Türk Alevilerin olduğu gibi köylerden gelen Aleviler ve Kürt Aleviler de mevcuttur. Belli bir zaman sonra Çorum ekonomisinde şu veya bu şekilde de söz sahibi olmaya başlamış olmaları da katliam için bir işaret denebilir. Bu konuda da ortak görüşlerden birisi de budur. Fakat devrimci potansiyel açısından komşu illere, hatta Karadeniz'de daha büyük üniversitelerin, şunların bunların olduğu illerin dışında devrimci potansiyel köklüdür. Bir geçmişe dayanır. Bu da bir saldırı için, böyle bir girişim için bir alt zemin gerekçe ve neden sayılabilir. Sosyalistler, devrimciler hep oralarda halkın sorunlarıyla ilgili etkin eylemler yapmışlardır. Özellikle 69 yılında ben ortaokul öğrencisiyken katıldığım, organizesini yapan Çorum Devrimci Kültür Derneği üyesiydim. O dernek haşhaş yasağına karşı Çorum'da ilk defa geniş bir haşhaş mitingi yapmıştır. Faşistlerin saldırısı, polisin saldırısıyla sürmüş olan bir mitingdir bu miting. Halk yoğun olarak köylüler katılmıştır traktörleriyle. İşte çok ünlüdür sosyalist harekette bilinen Alpagut olayları diye bilinen Alpagut dodur ve kömür işletmesindeki toplu iş sözleşmesinin tıkanmasına karşılık işçilerin işletmeye, kamu kuruluşu olmasına rağmen işletmeye el koyup sendikacılar ve işçiler işletmeyi kendilerinin çalıştırmasıyla kara geçildiğini ispatlamaları da bir işçilerin yönetim ve
üretimde de yönetimde de söz sahibi oldukları zaman üretimin de daha güzel, sistemli ve paylaşımcı sonuçlar çıkabileceğini de ispat ettikleri önemli bir olaydır. Zaman içinde bu sönümlendi, pek yaygın değildir. Yani bir Paris Komünü deneyi gibi yönetim, üretimin yönetimde de sahip olmasının canlılığı da yaşanan bir ildir. 1968'de yanılmıyorsam Geçi Kemal adıyla Johnson Kemal ünvanıyla anılan bir belediye başkanının belediye işçilerine karşı düşmanca tavrından dolayı Çorum'daki belediye işçileri yalın ayak Ankara İstanbul yürüyüşüne başladıkları da işçi hareketi tarihinde bilinen bir ilimizdir. Bütün bunları bir araya koyunca demografik yapısında da Alevi nüfusun diğer Türkiye'nin birçok illerine rağmen %35'lik bir oranının da bu insanların da aydın işte eğitimle yanları da böyle dikkate alınca bu da bir saldırı, ana saldırı gerekçesine dönüştürülmüştür ki Çorum olaylarında. Böyle bir ekonomik, coğrafik bir yapısı olan bir ilimiz. Maraş'taki o katliam denilen savunmasız bir durumda yakalanan insanların yaşadığı o vahşete karşılık Kürt hareketinde yaygın olan bir şey vardır. Ve denir ki işte İsot tarlasına girince mücadeleye, direnişe devam, başlama ruhu ortaya çıkmıştır. O ruh ki bugüne kadar kazanımların sağlanmasına ışık tutmuş bir ruhtur. Denir Çorum'da da böyle bir katliam, Maraş ve Sivas örnekleri gibi bir katliamı yaşamak istemeyen, bundan dert çıkartan insanlar namuslarını, canlarını, mallarını korumak için kendileri nereden bulurlarsa bulsunlar, ellerinde olan silah, işte değişik savunma araçlarıyla barikat kurarak o polisin, işte devlet güçlerinin, sivil faşistlerin saldırılarını önleme yoluna gitmiş, böyle bir baraj tipi bir katliamın olmasını önlemiştir. Şimdi Çorum'da ölenlerin büyük bir bölümü faşist ve gericilerdir. Bunların da çoğu çatışmalarda vurulmuştur ya da militan faşisttir. Ülkücü İşçiler Derneği yöneticisidir. Efendim, faşistlerin her türlü maddi desteği sağlayan kitapçılar vardır. Onlardır halkı kışkırtan. İşte camilerde Kızılbaşlar, Aleviler şunları yaptılar diye propaganda yapanlardır. İşte bizzat silahlarıyla Alevilerin, demokratların yoğun olarak yaşadığı mahallelere saldırı gruplarında içinde olanların karşı savunmayla, işte silahlı direnişle karşı konmaları sonucunda öldürülmüşlerdir. Ama onun dışında ölen Alevi demokrat kesimin içinde iki tane kendisini devrimciyim diye, sosyalistim diye nitelendiren iki kişi vardır. Diğer öldürenlerin hepsi masum, kendi halinde, sırf Alevi oldukları için, Sünnilerin ve faşistlerin ağırlıklı olarak yaşadıkları coğrafyalarda, işte çarşılarda gezerken, orada bir yakınlarını ziyarete gittikleri için tanınıp katledilmişlerdir. Yoksa bir çatışma anında ya da böyle bir göğüs göğüse bir silahlı direniş çatışma anında öldürülmüş devrimci insan, halktan insan yoktur. İyi bir savunma, barikat savunması, iyi bir antifaşist direniş taktikleri yaşanmıştır. Örneğin benim o dönemde Sosyalist Gençlik Birliği üyesi olan ikinci göbekten yeğenim Selahattin Ardık Endüstri Meslek Lisesi öğrencisidir. Köyüne giderken arabadan indirilip faşistler tarafından öldürülmüştür. Gene bir
tıp fakültesi öğrencisi Atlas soyadlı genç yaralanmıştır polisin ateşiyle. Polis onu panzere almıştır, panzerde öldürmüştür. Yani ben devrimciyim, sosyalistim diye ölen iki kişi vardır. Onun dışındakiler dediğim gibi halktan kadın, erkek, 60 yaş üstü insanlardır ki bunlar da vahşice vücutlarına da tecavüz edilerek, fırınlarda yakılarak girişim yakma şeklinde bir vahşetle öldürülmüşlerdir. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu önümüzdeki süreç için Çorum'daki antifaşist halk direnişi bize nasıl bir ders vermeli? Bize şöyle bir ders vermeli. Evet, bu ülke demokratik, devlet demokratik bir hale getirilinceye kadar Türkiye'deki ırkçı devlet yapısı, Müslüman devlet yapısı, Sünni karakterli devlet yapısı ve onların destekleyeceği faşist güruhların her an her bir biçimde katliam yapmak gibi bir özellikleri her zaman, karakterleri her zaman devletin bu taraflılığından da kaynaklı olarak vardır. Bunu düşünerek her zaman tetikte olmak, bu fikir sahibi olmak, bu şu anlama gelmemelidir. Hedef, düşman, mezhep, inanç dan kaynaklı bir düşmanlık, hoşgörüsüzlük değil, devletin yanlı ve taraf olmasından kaynaklanır. Çünkü devletin göz yumması, desteklemesi ya da toleransı olmayan hiçbir faşist saldırı olması mümkün değildir. Bu böyle bilinedir. Bu da devletin örgütlenme sisteminden, yapısından kaynaklıdır. Devletin kilit noktalarına da hep bunları bilerek yerleştirirler. Onun için de Türkiye'de de böyle bir faşist devlet yapısının katliamları için bir ana bir unsur her an bölgesel, yöresel ya da belki hiç istemeyiz, onaylamayız. Ülke çapında da iç savaş denilen korkunçluklara bile neden olabilirler. Bunun için düşüncede de olsa hazırlıklı olmak, başka bir şey demokratik, barışçı bir toplumu kurmak için de mücadele etmek başka bir şey şeklinde ders çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Ben Çorum olaylarına son 10 gün, o büyük cuma saldırısı ve 10 gün öncesinde bulundum, katıldım. Çünkü o zaman Çorum'da değildim. Orada benim mücadele arkadaşlarım vardı, ailem vardı. Televizyondan, haberlerden işte saldırılar olduğunu, katliam girişimlerinin olduğunu, halkın barikatlarda olduğunu duyunca artık Çorum'dan uzakta kalamazdım. Bir biçimde o zaman askerdeydim. Bir biçimde bir fırsat bulup ailemin ne durumda olduğunu, arkadaşlarımın ne durumda olduğunu, yaşadığım, doğup büyüdüğüm şehrin ne durumda olduğunu anlamak, görmek için ben de gittim. Son işte o 10 günlük yöresel çatışmaların barikatlara kadar faşistlerin, polisin panzerlerle gelip sık sık sokağa çıkma yasakları ilan edip demokratları işte sırada böyle Alevi insanların o bulunduğu semtlerdekilerini topluca toplayıp gözaltına almaları, arkasından da faşistlerin saldırılara geçmesi, yani sanki böyle polis halkı barikatlardan işte direniş sokaklardan çekip evlerine kapatıp ya da gözaltına aldıktan sonra faşistlerin saldırı halinde bulunması, her şeyde planlı programlılığının da birer göstergesi. Artık daha önceden olaylar başlamadan önceki Çorum Emniyetine Vali Rafet Üçelli gibi bir faşistin vali olarak atanması, emniyette değişiklikler yapılması,
işte polis teşkilatında faşistlerin kurduğu Pol 1 örgütünün yoğun olarak hep bu çatışma bölgelerinde onların yer almış olmaları, onların içindeki yakalananlar var, çatışmalarda öldürülen polislerin olduğu da söylendi. Bunlar da açık ve gösteriyor ki devlet, faşistler, devlet kurumları birlikte planlayarak ama biri önde, bir zaman zaman diğeri önde şeklinde bir katliam girişimi yaşadı. 2 aylık süre bir süreçte. Ben işte son cuma saldırısı da dahil olmak üzere o son 10 günün içinde bulundum. Çatışmanın en yoğun olduğu son 10 günün içindeki Köpeklik Bağları denilen bir semt vardır. Aşıklar Tepesi vardır. Faşistlerin, gericilerin yoğun olarak bulunduğu mahalleyle bir hattır. Sonra halk ona şey dedi, yeşil hat demeye başladı halk. O hatta sigorta hastanesinin olduğu bir bölgedir. O bölgede son cuma günü 7-8 yerden binaların üzerinden uzun namlulu silahlarla Alevilerin, demokratların yoğun olarak yaşadığı mahallelere korkunç seri ateşler, silahla ateş etmeleri başladı. O araya kadar işte bulundukları yörelerdeki diğer bir önceki çatışma yeri, bölgesel çatışmalarda da tahliye olmuş ya da Alevilerin evleri olarak bilinen evleri yaktıkları, dükkanları yaktıkları, yağmaladıkları duyulan, bilinen bütün basına da kamuoyuna da mal olmuş şeylerden sonra toplu bir saldırı şeklinde o inşaatlara, binalara yerleşmiş uzun mancılı silahlarla cuma günü büyük bir saldırı başlatıldı. O silahları kullananların, silahlarla ateş edenlerin arkasında binaların çevrelerinde, gerisinde, bahçelerin içinde yüzlerce insan kelleleri gözüküyordu. Eğer devrimcilerin, demokratların, işte halkın bir direnişi, bir silahıyla karşı koyuşu olmasaydı o faşistler hep birlikte böylece topluca Kale Mahallesi, Milönü, Bahçeevler'e girip artık direnişsiz evlerde yakaladıkları, sokakta yakaladıkları insanlara Maraş örneğindeki gibi bahşetleri yapmaları mümkündü. Fakat o silahlı çatışmada onlara karşı koymayı aşamadılar. 1,5 saate yakın karşılıklı o silahlı çatışmadan sonra artık aşamayacaklarını anlayınca, ki belki de haberli sonra araya asker girdi. O çatışmayı silahlı kullanan faşistler de arkasındaki o halk güruh da kayboldu. O büyük o karşı koyuştan sonra bir daha Çorum'da olay yaşanmadı ve yavaş yavaş sönümlendi gitti. Fakat yıllarca o hattın, yeşil hat denilen bu yoğun cuma çatışmasının olduğu hatta yakın olan Aleviler de evlerini boşaltmak, satmak, daha gerilere gitmek zorunda kaldı. Sünni mezhebinde olanlar da evlerini boşaltmak, satmak zorunda kaldı. Daha bir geriye gitti. Ama kısmen halk arasında da o soğukluk, o her an gene bir şey olabilir soğukluğu yıllarca, o tedirginlik yıllarca sürdü. O ayrım, Aleviler diğer mahallelerde, Sünnilerin ağırlıkta olan mahallelerde evlerini korkudan yüzlerce aile eşyalarıyla katliama uğramamak için ne bulduysa alıp da işte Binönü, Kale Mahallesi, Bahçeevlere sığınan, bir yakınına sığınan ya da bir yardım dayanışmayla kendilerine yer veren aileler bile kendi evlerine dönemediler. Evlerini ucuz pahalı sattılar. Buradan da emlakçılar ya da ucuz ev kapatmak isteyenler de büyük vurgunlar vurduğu söylenebilir. Böyle bir yaşamla Çorum 20-25 yıllık sürede o yaralarını, o kırgınlıklarını
saramadı. Peki yani siz o direniş zamanında o direnişi gören, buna tanıklık eden kişilerden bir tanesisiniz. Sizin buna dair özel anınız var mı? Yani bu katliam döneminde yaşanan katliamlara dair özel anınız, duyduğunuz, işittiğiniz konular var mı? Şimdi işte o cuma günü saldırısıyla ilgili kısmen gece gündüz şehir içinde bazı yörelerde kesintili silah sesleri geliyordu. Bunlar böyle kısmen yöresel saldırılardı. Fakat cuma günü sabah saat 11 civarlarında o bizim sözünü ettiğimiz Yeşilat Mahallesi bölgesindeki yoğun silah atışlarıyla beraber ben de hemen o bölgeye koştum. Aşklar Tepesi denilen bir boş bir tarla tepe alandı. İşte o faşistler oradaki karşı taraftaki binalara dizilmişlerdi. Yoğun ateşler vardı. Hemen o anda elime bir silah geçti. O silahla siper aldım. O tek tek binalardan ateş eden insanları gördüm. Gördüklerime ben de ateş ettim. Ev yakma girişiminde bulundular. O evi ve araba vardı. Ona benzin döktüler. Onu yakma girişimlerini gördüm. Onlara ateş ettim. Yakamadılar evi. Böyle 1,5 saat süren bir çatışma. Sonra bir baktım faşistlerdeki o silah sesleri kesildi. Kesilince Allah Allah ne oldu falan dedim. Arkama bir baktım ki asker boydan boya tek sıra silahlı bir vaziyette ben arkasında kalmışım. Arka taraftan sarmış. Faşistler biraz daha üst tarafta oldukları için arkadaki o askerin geldiğini görmüşler ki onun için silah sesleri de kesildi. Ondan sonra ben böyle sakin bir şekilde geri döndüm. Askerlerin arasından da sıyrıldım. Yani orada bir pozisyonu olmadı. Ama tabii oradan geri dönünce halk o silah seslerinin başladığı, ilk ateşlerin başladığı andan itibaren halkın büyük bir bölümü iş kesimlere kaçmıştı. Bazıları da kaçamayanlar işte sokaklar hep kurşun vızıltısı, evlerinin bodrum katlarına girmişler. Ben geri döndüğümde tabii askerleri de işte beni de görenler olmuş olacak ki askerleri de görünce insanlar bodrumlarından çıktılar. Sarılanlar oldu, kucaklayanlar oldu, ağlayanlar oldu. Dedim artık yani bundan sonra bir daha saldırı olur mu olmaz mı bilemeyiz ama bugün bu tehlike geçti dedim. Yani böyle de bir diyalogumuz oldu. Ondan sonra tabii oradaki o çatışma, oradaki durum insanlar birbirini anlatarak böyle bütün şehre yayıldı. Uzun müddet bu direniş fikri, bir direniş göstermiş olmasının olumluluğu yaygın bir şekilde insanların belleğine yerleşti. Fakat ne yazıktır ki, tabii ki Türkiye'nin birçok yerindeki birçok mücadele gelenekleri, direniş gelenekleri tarihimizde de mevcut. Ama üzülerek şunu söylemek gerekir ki bu direnişlerin, bu mücadelelerin mümkün olduğu kadar güçlü bir siyasi örgütlenmeye kanalize edememiş olmak ve bundan sonraki mücadeledeki kazanımlarımız için de bir handikap. Süratle Türkiye Devrimci Hareketi'nin siyasal anlamda en hızlı bir biçimde tekleşmeden aynı aracı kullanan, aynı hedef için mücadele eden, aynı ideolojik politik hatta yakın olanların tek siyasi harekette birleşmesinin hiçbir engeli olmadığı düşünüyorum. Ancak direnişlerle kazanımı elde etmenin ve korumanın asıl olan da korumaktır. Yolunun da siyasi mücadelenin tekleşmekten ya da bu dağınıklığa mümkün olduğu kadar az sayıda tekleşmeye çalışmaktan geçtiğini de önemli vurgulamak isterim. Bir anınız daha vardı. Silahla vurulan bir Alevi gencinin hastaneye kaldırıldığı ve kan kaybından yaşamını yitirdiği vardı. O konusu vardı. Ona dair
Duyduklarınız nedir, anlattıklarınız nedir? Şimdi biraz önce söylediğim gibi ben devrimci olarak öldürülen iki kişi var. Birisi de işte benim yeğenim dediğim Selahattin Ardıç'tır. Bu lise, Endüstri Meslek Lisesi 3. sınıf öğrencisi. Kamyonlarıyla köye giderken faşistler yolda indiriyorlar. Bu Kürt, Alevi, Kozlucalı bunlardan biri ölmeyecek mi diye, bunlar sonra mahkeme kayıtları da kesinleşmiş ifadeler, öldürüyorlar, vuruyorlar. Fakat çocuk yaralı, ölmüyor, tekrar arabasına biniyor. Faşistlerin karargah olarak kullandığı sigorta hastanesi var oraya yakın. Evleri de orada. Oraya hastaneye gidiyor, haber veriliyor, babası geliyor. Hastane faşistlerin ablukası altında, doktor ameliyatı alıyor, diyor ki çabuk kan bul. Yoksa çocuğun ölecek diyor. Babası da gidiyor kanı buluyor, hastaneye getiriyor şişenin içinde böyle. Hastanedeki o faşist ablukadakilerden bir tanesi bunu tanıyor. Diyor ki bu diyor Kürt Cemal, bunun oğlu diyor yaralı, bu kanı oğluna götürüyor diyor. Elindeki şişeyi alıyor, kırıyor ve o genç, 18 yaşındaki o genç kan kaybından ölüyor. Böyle bir vahşet de yaşandı. Benim akrabamdır. En canlı duyduğum, çünkü akrabalık ilişkimiz de var. Böyle bir olay şeklinde o çocuk da katlediliyor. Peki buradan Çorumlara, Çorum'da yaşayan katliama dair Alevilere, Çorumlara bir çağrınız var mı? Varsa ne olacaktır? En azından bir öngörü yaşadınız, bir deneyim yaşadınız bu süreçte. Varsa buna dair görüşünüzü alabiliriz. Vallahi bütün muhaliflere, yani devletin Türk ırkçılığı, Müslümanlığı, Sünniliği, hatta zaman zaman siyasi iktidarların değişikliğine göre değişik tarikatları kullanmış, kullanmakta olan bir devletle karşı karşıyayız. Sünniler bu devletten ağırlıklı olarak yararlanıyorlar. Her imkanından bunlar yararlanıyorlar. Bunun getirdiği Alevilerin ekonomiden pay almasını, sını bile istememe, ötekileştirme, yok sayma ideolojik politik hattının kaynağı da bu. Buradan kaynaklı her zaman böyle bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Dayanışma içinde olmaları gerekir. Sosyalist, devrimci, demokrat, siyasi hareketleri desteklemeleri gerekir. Yoksa böyle bir tehlikeyi başlamadan önlemenin önemli bir yolu budur. Bir de bu topraklar Alevilerin de, Kürtlerin de, Çerkezlerin de, diğer ötekilerin eleştirilen herkesin de vatanıdır. Bu ülkeyi demokratikleştirmeleri için de mücadele etmeliler, mücadele birliği sağlamalılar. Irkçılıktan, dini taassuptan, mezhepçi yaklaşımdan, nefretten uzak durmalılar. Kendi inanç, ibadet, özgürlüğüne devletin de dahil olmak üzere kimsenin müdahaleci, engelleyici olmayacağı bir ülke, bir coğrafya yaratmak için de mücadele etmeliler derim.